Ay. Selam. 3-4 gün önce olması lazım. Yayınladığım videolardan bir tanesinin altında bir yorum vardı. Ve yorumda demişti ki ben senden bir cadılar bayramı makyajı beklerdim. Şimdi öyle olunca benim içime bir kurt düştü. Normalde ben makyaj yapmayı çok iyi yapabilen bir insan değilim. Eskiden iyi yaptığımı düşünüyordum. Ama sonrasında ben bu konuyu kapattım. Böyle üstüne 3 yıl falan geçti. İttirdim. Ama sonra dedim ki en azından biraz böyle hani daha günlüğe dönük, belki hani sizin cadılar bayramında dışarı çıktığınız ya da bir ev partisine gittiğiniz ya da evde kendi kendinize yaptığınız bir makyaj yapabilirim, bu sırada sizinle muhabbet edebilirim. Güzel bir fikir gibi geldi. O yüzden önce makyaj yapmaya başlayayım, orada muhabbet edeyim. Çünkü konuşup duracağım. Tabii önce eksiğimiz var, onu tamamlayalım. Şunu da yapalım. Önce bu Isana'nın Hydro Booster. Bu gitti, yokmuş. Ama bunun benzeri bir şeyler yapmışlar. Hop. Ona göz altlarımı sürüyorum. Biraz çok sürmüşüm. Ben aslında böyle çok makyajlı bir insan değilim artık. Yani çok uzun süredir diyelim. O yüzden de tüm bunları nasıl yapacağım konusunda biraz açıkçası kafam karışık. Ama biraz olsun böyle hani cadılı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden de deniyoruz. Öncelikle dudağımıza bir koruyucu sürelim. Bir tane fondöten vardı buralar. Bunu kullanacağım. Makyaj malzemelerini iyi biliyormuş gibi davranmak istemiyorum. Bu NYX'in HD fondöteni. Bu kadar aldım. Kusura bakmayın, gerçekten çok hakim değilim bu konularda. Yani kişisel gelişim konusunda istediğiniz sorabilirsiniz ama son bilmem kaç senedir çok fazla makyaj yapmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada suratımda değişik kırmızı noktalar görürseniz bunu bu kadar sürüyor olmam bir anlamı var mı acaba? Mesela şurada kırmızı noktalar görüyorsanız bunlar geçen gün ben hastanede yediğim seruma alerjim olduğu için meydana gelen bir şeyler. Çok güzel anlattım. Umarım güzel bir şeyler yapıyorumdur. Biraz her şeyi sanki böyle boşaltıp düzgün bir şey çıkmasını bekliyorum gibi hissettim ama galiba yüzümüzü gayet düzgün bir dozajda fondötenledik. Evet, şuralarda falan da böyle nokta nokta kırmızılar var. Zaten cilt problemleriyle uğraşıyordum. Böyle bir de alerji üzerine gelince gerçekten muhteşem oldu. Hani nasıl göründüğümle çok ilgilenmiyorum. Önemli değil benim için ama sonuçta tabii insanın kendini kötü hissettiriyor mu? Hissettiriyor yani. Bir anda suratınızda milyon tane şey olması. Bu böyle bir fırça. Bu bir şey. sahip olduğum tek palet. bu. Madde trimi. Hala satıyorlar mı bilmiyorum. Balmında. Ve çok eskiden aldığım bu Real Techniques fırçalardan. Yani gördüğünüz gibi bence çok fazla fark etmiyor. Ama tabii ki burada hani bunu izleyip gerçekten böyle makyaja şeyi olan insanlar varsa lütfen üzerine alınmasın. Ben şimdi önce şununla bir baz yaratmak istiyorum. Şimdi cadı gibi yapacağımız için biraz şunu aldım. Farklı renklerle üst üste inşa edeceğim. Garip görünüyor. Şu fırçayla bu başka biraz daha yumuşak bir fırça.
Bununla dağıtacağım. Bir tane benim ince fırçam vardı. Ondan önce kaşlarımı boyayayım. Tamam, ince fırçayı da buldum. İnce fırçaya döneceğim. Önce kaşlarımı boyayacağım. Tamam. Ben kaşlarımı kurşun kalemle boyuyorum. Çünkü kaşlarımın en yakın renk tonu kurşun kalem. O yüzden en mantıklısı o geliyor. Kaşlarımı böyle yukarı tarıyorum. Bu arada kaşlarımı almayalı bir süre oldu. O yüzden eğer çok böyle asi görünüyorlarsa kusura bakmayın. Bu arada da tabii şeyi anlatacağım. Hayatımda neler oluyor, neler bitiyor falan gibi bir muhabbet yapmam lazım. Ama multitasking konusunda pek iyi değilmişim galiba, onu anlıyorum. Şu anda ya da yani konuşabiliyorum ama düşünemiyorum aynı anda, öyle bir problem var. Annemlerle şimdi işte Kıbrıs'a gidiyoruz. Hani yarı iş, yarı işte annemle bana eğlence. Nasıl olacak? Ben bu sene hiç tatile gitmedim bir yere. Ama aslında ondan da çok heyecanlandığım şey yapmak istiyorum ben. Bu sene, mesela geçen sene Bosna'ya gidebilmiştim. Ve hani sağlam kar görebilmiştim orada. Bu sene de kar görebileceğim bir yere gitmek istiyorum. Hani bu muhtemelen bu euro ve doların durumuyla hani yurt dışı olamaz. Mümkün olmayacak öyle bir şey. Ama belki Kars'a falan gidebilirim ve bu sene gerçekten Doğu Ekspresi'ni yapabilirim diye düşünüyorum. Geçen sene Doğu Ekspresi'ne benimle işte kimse gelmeyince ben ileriki tarihe falan bilet alamamışım, kimse gelmiyor diye. Ama belki bilmiyorum, bu sene kimse gelmese de belki tek başıma alırım. Ama yani bilemiyorum. Ya aslında birazcık nostaljik şey işliyor kafamın içinde. Yani olay ne biliyor musunuz? J.K. Rowling Harry Potter'ı yazmaya başladığında Manchester'a giden bir trendeymiş. Eğer doğru hatırlıyorsam hikayeyi komple, ki öyle hatırlıyor olmalıyım. Bu arada kahverengiye dalıyorum bu ince fırçayla. Neyse, Manchester'a giden bir trendeymiş ve sürekli ben bunu düşündüğümde böyle şey geliyor bana. Hani ben de yapabilirmişim gibi geliyor. Ama tabii bilmiyorum ne kadar realistik bu. Ama bir denemek istiyorum yani. Bir görmek istiyorum öyle bir şey. O yüzden de hani bir yandan da öyle bir şey de yapmak istiyorum. Tek başıma da gitmek istiyorum yani. Ama tabii tek başıma da nasıl gideceğim? Yani sonuçta şey, Manchester'a gitmiyor tren. Kars'a gidiyor ve Kars'ta nereyle karşılaşacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Hani o yüzden de hani oraya gittim mi nerede kalacağım? Hani tek başına gelen işte bir kadına hani oteller nasıl davranıyor? İşte güvenemezsiniz yani. Sadece Kars için geçerli değil bu. Hani Ankara'ya gidiyorsam da aynı şeyi yaşarım da. Yani bilmiyorum. Hiç gitmediğim ve hiç görmediğim bir yer. Bu arada kırmızıyla karıştırıyorum. Mat kumarla, zaten başka kırmızısı yok bunun. Böyle eyeliner gibi yapayım dedim. Neyse yani öyle bir umudum, bir planım, bir şeyim var açıkçası. Ama tabii ne kadar tutacak bilmiyorum. Yani biriyle gidersem o düşündüğüm şeyi yapamam. Ama zaten biriyle gitme şansım, yani geçen sene de aynı şanslara sahiptim. Hani ama kimse gene gelmedi. Çünkü kimse benim gibi trende 2 gün geçirip hani bunu ne kadar güzel olarak bulmadığı için. İnsanlar genellikle sonrasında ne yapılacak? Hani nereye gidilecek? Kayak mı yapılacak falan şeklinde bakıyor buna. Ben de kayak yapmayı falan bilmiyorum. O yüzden benim tek amacım trene binmek yani. Biraz daha bunu Halloweenleştirmem lazım. O yüzden öncelikle şöyle bir şey yapacağım. O az önce kullandığım şeye geri döneceğim. Bu ince... Tabii önce onu bulmam lazım. Sonra bunun kırmızısından alacağım. Ve gözümün altına cidden bu sefer
Çok koyacağım. Aynı kırmızıdan aldım bu arada. Sabredin, düzelecek. Evet. Şimdi bunu kenarlarına şey yapmak için yaptım. Ki sonrasında şununla devam edebileyim. Bu Flormar'ın Silk Matte diye bir ruju. Ben bu rujun dokusuna bayılıyorum. Ama rengini o kadar sevdiğimi söyleyemem. Bu işin biraz kurusun orada. İnanılmaz böyle canlı bir renk. Ve ben biraz daha öldürmeyi seviyorum bu renkleri. Birazdan öldüreceğiz onu. Ama önce farklı şeyler yapmamız lazım. Şimdi. Çok dikkatli bir şekilde bunu kullanacağız. Çünkü bunu kullanırken bu eyeliner'ı sürmüş olmak mahvettiriyor. Eyeliner'ı. O yüzden böyle ileriye doğru çekerek kullanacağız bunu. Eyeliner'a yapışmaması için. Ha neyse, Doğu Express. Neyse, öyle aklımda böyle bir hani kendi çapımda sanki oraya gitmişim işte böyle iki günde gidiş dönüş bir kitabı yazabilecekmişim gibi böyle bir şey var kafam için. Bir de aynı şekilde böyle çok fazla karın olduğu bir yer görmek istiyorum. Bu Superstar şu markanın. Bunu daha önce de göstermiştim kanalımda. Favori şeylerim kısmında. Yeni aldığım için göstermiştim. Hani çok da favorim değil. Çünkü şeyini beğenmedim. Fırçasını. Ama idare eder. Bu arada daha önce sevdiğiniz maskaralarınız varsa bu. Gündür ben video çekerken arıyor. Bunu çıkartıp yani. Gerçi bunu muhtemelen hemen hemen herkes biliyordur ama olsun. Ben gene de kendi çapımda da anlatayım. Ben mesela bu Clinique'in Chubbylash'i çok seviyordum. Ama bir pahalı, iki vegan değil. Yani muhtemelen değil. O yüzden bunun bitimini saklamıştım ama eğer öyle o yüzden daha önceki şeylerinizden varsa kullanabilirsiniz. Ben kaşlarım için kullanıyorum bunu bitik olduğu için. Bunun fırçasını buna, bunun fırçasını buna sokuyoruz. Bunun içinden alabildiğimizi, çünkü fırçanın tamamı girmeyebiliyor bazen. Alıyoruz. Ondan sonra bunu kullanıyoruz. Çok basit bir mantık aslında. Çok böyle hani sanki uzay bilimiymiş gibi anlattım ama değil. Bu arada hala Halloween look olayına geçemedik. Yani eğer isterseniz tabii bunu günlük olarak takılabilirsiniz bununla. Ben muhtemelen hani birazdan çıkacağım zaman geri kalan işte Halloween şeylerini silip böyle takılacağım. Şimdi dudağım kurudu. Dudağım da kuruduğuna göre ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Ben normalde elimle yapıyorum. Şu anda elimi kirletmek hiç istemiyorum. Heh, tamam. Bir tane böyle far şeyi buldum. Bunun kırmızısı koyu bir kırmızı. Onu alacağım. Bunu biraz öldürmek istiyorum. Neyse, size de oluyor mu bilmiyorum ama benim böyle işte nostaljik mi desem artık, sanki hani kaderimmiş de bekliyormuş gibi kafamın içinden geçen şeyler var. Öyle o kadar hani göründüğü kadar romantik fikirler değiller onlar. Ama sonuçta böyle şeyler düşünüyorum. Ve hani ilk kitabımı bilmem ne yazacağım da orada işte şöyle bir şey olacak falan. Falan bütün hikayeler var kafanın içinde. Tabii muhtemelen gerçekler benim hikayelerim gibi olmayacak. Aa, gözaltı sürme. Neyse şimdi süreriz. Zaten dökülenler varsa öyle yaparız. Neyse işte. O olayı ben
Açıkçası bayağı yapmak istiyorum. Geçen sene de yapmak istiyordum. Ama zaten yer falan da yoktu geçen sene. Bu sene yine bu kadar hani belki popüler olmaz da gerçekten hani çok giden insan olmaz diye düşündüğüm için de aslında birazcık yüreklenmedim değil. Benim amacım aslında doğuya gitmek değil. Benim asıl amacım hani trene binmek, trenle uzun bir yolculuk etmek ve trende uzun bir yolculuk ederken mümkünse yazabilmek. Böyle güzel planlarım var. Yani bu trenin nereye gittiği konusunda çok ısrarcı değilim aslında. Yani her an TCD'de bir sefer çıkartır da Kars'tan uzun bir yolculuk yaparsa ona da gidebilirim. Ama tabii gel gelelim ki işte benim gibi böyle insanlar çok fazla olmadığı için hani sadece tren yolculuğuna gideyim insanlar. Olanları da Interrail gruplarında olduğu için güvende öyle otostopla bilmiyorum hiçbir zaman öyle bir insan öyle olabilen bir insan olmadım yani. Çok özenirim ama değilim. Neyse. İşte yani hiçbir zaman öyle bir grubum olmadı. Öyle olmayınca da tabii benimle kimse gelmiyor. Kimse gelmeyince de benim hayatımın hikayesi böyleydi zaten. Benim hep hayatım boyunca herkesle gitmek isterdim ben. Yani bir şekilde ailem izin verirdi. Gerçi onlar da muhtemelen hani kimsenin benimle gelmeyeceğini bir düşündükleri için veriyorlardı. Belki de bilmiyorum. Ama işte öyle. Neyse şunu bir sabitleyelim. Bir tane sabitleyicim varmış böyle küçük. Şu. Bunu neden yaptıklarını şimdi anlıyorum. Eskiden çok dalga geçiyordum. Hazır mıyız? Şimdi siz isterseniz mesela böyle de takılabilirsiniz. Bence bu da çok çok fazla bir makyaj zaten. Gayet normal o yüzden. Ama tabii böyle şimdi bunu Cadılar Bayramı yapacağımız için ben biraz freehand bir şeyler çizeceğim suratıma. O yüzden başlayalım. Şimdi önce şuraya çizdiğim şeyi çiziyorum normalde hep. Şimdi olay şu ki ben şu anda bunun çok güzel göründüğünü düşünüyorum. O yüzden aslında çok da batırmak istemiyorum. Bu arada kameranın şarjı bitti ve ben de bu arada gittim. Saçlarıma biraz kırmızı boyalar kattım. Eğer siz de yapmak isterseniz bunu kullandım. Bu kahverengi saçlar için. O yüzden bununla da şey yapabilirsiniz. Bir makyaj saç makyajı olmadan tamamlanamaz dedim. Şaka, böyle bir şey demedim. Benim bugün size göstereceğim cadı olduğum videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bilmiyorum, umarım yapabilmişimdir ve biliyorum bu video ne konuşma açısından ne de makyaj açısından sizin için yeterli olmamış olabilir. Benim için de çok yeterli olmadı. Belki bunlardan daha fazla yapabiliriz ve yaptık çalışabilirim ama şimdilik böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. İyi cadılar bayramları. Büyülü zamanlar, büyülü haftalar, büyülü aylar. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir.